Canlar, dostlar, kardeşler, ne haber? Vital Survivor'umuzdan yeni bir bölüm, yeni bir heyecan ve aşk. Aşk ile bağlandık artık bu oyuna. Bugünkü videomuzun konusu ittifak harekatı etkinliği. Bununla ilgili ben video çekmemişim, ben hayret ettim. Yorumda da bir iki kişi sormuştu, abi ittifak harekatı başladı, onunla ilgili de video çeker misin diye. Derhal, derhal. Ya siz şunu çekin deyin, ben derhal. Şimdi ittifak harekatı etkinliğine şöyle girelim. Bugün kaçıncı gündü ya? Üçüncü gün, dördüncü gün, böyle bir şey işte. Etkinlik başladı diyelim. Benim neredeyse tüm videolarda bahsettiğim şu biriktirme olayı var ya. Yani etkinlik yoksa hiçbir şey harcamayın. Hızlandırma, şef donanımları, şef tılsımları, esans taşı, ateş kristali. Ya aklınıza gelebilecek hiçbir şeyi harcamayın. Etkinlikleri bekleyin. Etkinlikte de işe yarayacaktır bu. Etkinliği açıyoruz abi. İlk önce %200 veren var ya. Hakkımız daha varken. Burada ne diyor? Şef donanımı. Şef donanımı 6000. Yani 6000 neye denk geliyor abi? Mitikle epik arasında yok. Ender arasında bir şeye denk geliyor. Ya 3. veya 4. seviye mi oluyordu? Öyle bir şey oluyor. Bu elinizde yok mu şef donanımı? Görev yenile diyorsunuz. 2 dakikası bekletecek, sonra görev yenileyecek. İşte burada asker basma falan çıkarsa, puanı da iyi ise, şuradaki puanı, çünkü buradaki puanı tutturmak önemli %200 olduğu için, direkt bunu yapıyorsunuz. Sonrasında bakıyorsunuz ikinci etkinlik ne var. Mesela bugün subay projesi var. Subay projesi neymiş? İşte maksimum şef donanım tılsımını artır, kahraman donanım esans taşı kullan, herhangi bir kahramana özel donanımını bir aletini bir artır diyor. Bunlardan biri varsa direkt kullanabilirsiniz. Atıyorum mesela tılsım diyor. Tılsımı yükselt diyor. Hemen buraya geliyoruz. Var mı abi burada tılsım? Var. Buradan tılsımı kabul edip yani hem orayı yapıyoruz hem orayı yapıyoruz. Bir taşta iki kuş. Hem buradan puan alıp hem de oradaki etkinliği yapıp ekstradan bir ne veriyormuş mesela? 8 tane esans taşı veriyor. İşte 5'er tane de kitap veriyor. SSR'lar için. Hem onu hem onu yapıyorsunuz. Sonrasına baktınız. Etkinlik takvimini açacaksınız. İşte bir gün sonra ne var? Üçüncü gün ne var? Dördüncü gün ne var? Ona göre mesela silahlanma yarışı varmış. Bu da herhalde yanlış hatırlamıyorsam hızlandırmalarla alakalı bir şeydi. Hızlandırmalarınız o zaman mesela bu gelecekse ikinci gün. Bugünden harcamıyorsunuz. Atıyorum burada subay projesinde ne diyor? Askere et diyor. Burada asker hızlandırmanızı kullanırsanız ikinci gün kullanamazsınız. Biter. O yüzden takvime bakıp bugün tılsımları, şef donanımını, kahraman donanımını falan kullanın. Yoksa yapacak bir şey yok. Buradan başka bir görev seçeceksiniz. Ne diyor mesela? İnşaat yükseltmesi diyor. Ama burada inşaat yükseltmesi olmadığı için bekleteceksiniz. Mesela bak şu çok güzel. Abi ben bunu alayım. Hemen alırım. 120k güce ulaştı ya. Ulaşırım. 2 tane asker bastım mıydı? Mesela ne diyor? 120k terfi ettirerek, birlik ederek 120.000 güce ulaştı. 2 tane askeri bastım mıydı? Şurada da askeri et diyor ya bak. Geliyorum abi. Bastım. 51.300 direkt bastı. Buna et diyorum. Eğer terfiniz varsa burada daha iyi olur. Çünkü terfiden daha fazla güç geliyor. Bunu bir etelim biz. Gücüm yine düştü. Tesis var. Tesisi aldık. Videosunu çekemedim ben. İş yerindeydim. Sonrasında buraya geliyoruz abi. Hızlandır diyeceğim. Abi şeyim olmadığı için şuradan 7 saate ayarlayayım. Kullan dedim. Kullan dedim abi. 9 dakika sonra bir puanım daha alacak. Yani kafadan baya güzel puan yani şu 850 baya güzel puan yani. Onu aldığım iyi oldu. Ekstradan mesela bina basacaksanız o bekliyorsa veya şuradaki görevde bina basma görevi varsa direkt şuradan şunu alabilir veya şunu alabilirsiniz. Oradan basabilirsiniz. Atıyorum burada diyor ki mitik kahraman parçası kullan diyor. İkinci görevde. Hemen buradan bunu seçip ekstradan yani sürekli ekstraları kovalamanız lazım. Direkt ben bunu bastım geçtim olmaz. Ödüllerimize bakalım. Az önceki seçtiğim 850 şurayı etkiliyor. 4000 puana gelince şunları veriyor. Şöyle sırayla gidelim. Şöyle. Yani bu etkinlikte bayağı bir hızlandırma alıyorsunuz. Şöyle bak 9 saat. 5 saat. 7 saat. 9 saat. Ben hepsini tamamladım. 90.000 puana da geldim. 11 saat verdi. Genel hızlandırma bunlar. Ekstradan da işte diğer hızlandırmalar. Anahtarlar. Elmaslar falan filan. Zart tut. Hepsini veriyor. Oldukça güzel bir etkinlik bu. Ha ne oldu? Burasını tamamladık. Bitti mi? Eğer ki ittifakınıza katkı yapmak istiyorsanız şurada ittifak sıralaması var. Biz kaçıncıyız? Neredeydi abi o ittifak sıralaması? Biz dördüncüyüz mesela. Ödüllere bakalım. Dördüncüyü ne veriyor? Adam başı şunlara veriyor. Dördüncülüğü garantilersek. Bir de yani prestij yani. Dördüncü olduğun zart durt muhabbeti var ya. 20 seviyesi ittifak. İttifak ödüller. Kişisel ödüller.
Kişisel sıralamaya da girersen bunu veriyormuş. Ben 37. sıradaymışım. Ben fazla kasmayacağım. Yani bundan sonraki görevlerde atıyorum fazla katkı yapmak, hızlandırmanızı harcamak istemiyorsanız direkt şuradan şey seçeceksiniz abi şunları. Kaynak toplama. Zaten önceki videolarımda da bahsetmiştim. Sürekli kaynağa gönderin. 5 intikaliniz varsa 4'ünü kaynağa gönderin sürekli. Çünkü 30'dan sonra bayağı bir kaynak isteyecek. Kaynak geliyorsa atıyorum bunu seçtiğiniz 10 bin tane kaynak topla diyor. İntikalinizin biri bitti ya. Hepsini çağırmayın. Bir tanesini çağırın. Eğer 8'e gönderirseniz. 7. seviyeye gönderirseniz 2 tanesini çağırın. Bunu alın. Sonra başka varsa diğerleri hala kaynak farmlarken ikincisini seçin. 2 tanesini daha çağırın. Sürekli puan kasmış olursunuz öyle. Gençler, siz bu ittifak harekatı görevinde kaç puan alıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Taktikleri benim bilmediğim, söylemediğim, unuttuğum daha iyi taktikleri varsa yorum kısmına yazarsanız. Çünkü ben orta veya ortanın biraz üstü biliyorum. Tam anlamıyla bilmiyorum oyunu. Eminim ki daha iyi taktikleri geliştiren kişiler olacaktır. İttifakta var mesela. Direkt adam birinciliği oynuyor eyalette. O daha iyi biliyor mesela. İttifak harekatı muhabbette böyleydi. Balık var. Ondan sonra şöyle ateş kristali 3'e geçmek için piyade kampımı yükseltiyorum. Kaçtayım abi şu anda? 5.yi basıyor şu anda. Bu bitecek. Şu 2 de 3'ü basıyor. Bunda 5 yaptıktan sonra ateş kristali için 3'e geçeceğim. 3'e de ne istiyordu abi? 238 tane ateş kristali istiyor. Yani ben bunu 238'i biriktirip bastığımda 7 günde birikiyorum zaten. 7 günde ben sürekli biriktiririm. Hızlandırma kullanırım buna. Yavaş 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 yavaş. Eğer biriktirirse hızlandırmayı kullanırım. Kısaltırım süreyi. Günde en az kaç tane biriktiriyorum abi ateş kristali? 10 tane bundan geliyor. 10 tane şeyden geliyor bilgi görevinden. 20. 3 tane de şundan yapsam. 3, 5, 10, 15 tane de fener görevinden geliyor. Yani toplamda 30 diyeyim ya. 35'ini bırak. Günlük 30 tane ateş kristali topluyorum. Ekstra etkinlikler de olursa. Şunda var mıydı? Mesela bunu da bastınız. Yine ittifak harekatı muhabbetine döneyim. Şunu aldınız. Bunu direkt basmayın. Mesela farklı bir etkinlik geldiğinde esans taşı kullan diye. Onunla onu beraber basarsınız. 10 numara olur yani. Şunun 4 dakikası var. Sonra şu 50, 100, 100 bin olacak. İkisini basınca olmuyor. Neyse gençler. Bu ve buna benzer White House Survivor ile alakalı daha fazla video görmek isterseniz mutlaka kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, bildirim çanını açıp beğenmeyi de ihmal etmeyiniz. Bir sonraki White House Survivor'ımızda görüşmek üzere. Öneri ve şikayet, eleştirilerinizi yorumlara kesinlikle bekliyorum. Görüşürüz.